Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir videoyla yine karşınızdayım. Videoma başlamadan önce bu tarz içeriklerin devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve de yorum yapmayı unutmayın. Bugün sizlere pitbullları anlatacağım. Pitbullları nasıl anlatacağım? Öncelikle buna geleyim. Ben pitbullları o internette yazan pitbullar şu özelliklere sahiptir, pitbullar bu özelliklere sahiptir zaten internetteki sayfalardan okuyabilirsiniz. Onlardan haricinde 2 aylıktan sonra 3 yaşına 4 yaşına kadar besleyen biri olarak size pitbull'lar hakkında tecrübelerimi tamamen aktaracağım. Arkadaşlar, pitbull'lar toplumumuzun yargısından kaynaklı. Gerçi dünyada böyle bir yargı var. Yanlış beslemeden kaynaklı aslında. Çünkü benim sloganım ve tüm hayvanseverlerin, köpek severlerin kullandığı bir slogan var. Kötü köpek yoktur, kötü sahip vardır. Çünkü ben kendim yaşayarak gördüm. Evet, benim de gerçekten ön yargılarım vardı bir pitbull besleyene kadar. Onun da fotoğrafını koyacağım buraya. Ne kadar tatlı olduğunu göreceksiniz. Pitbull'lar öncelikle bebek bakıcısı olarak nitelendirilen, yıllar önce Amerika'da bebek bakıcısı olarak üretilmiş bir köpek zaten. Toplumumuzda şunu ısırdı, bunu yedi, şunu yaptı, bunu yaptı diye haberler görüyoruz sık sık. Arkadaşlar, bütün köpekler bunu yapabilir. Pitbull'lar yapmaz sadece. Kötü beslenmiş, çiğ et verilmiş, başka insan görmemiş, sosyalleştirilmemiş, kapkaranlık yerlerde büyütülmüş, dövülmüş köpekler kendini savunmak amacıyla saldırı gösterirler, saldırırlar. Bunu bir kangal köpeği de yapar. Bunu bir süs köpeği bile yapabilir. O yüzden ben pitbull'lar karşısında önyargılarınızı beslemeden de pek fazla kıramayacağınızı düşünüyorum ama umarım bu videom bunun için yararlı olur. Pitbull'lar nasıl köpekler? Benim pitbull'umdan konuşalım bugün. Benim pitbull'um dost canlısı. Ben arkadaşlarıma, çevreme anlatırken diyorum ki kedi gibi bir pitbull'du. Çünkü gerçekten öyleydi. Pitbull iyi gelişen, kaslı, boyu kısa, yerine göre sert, korumacı, bekçi, sahibine sadık. Benim 2 yaşında yeğenim var. Ben yeğenimin elini o köpeğin ağzına sokarım arkadaşlar. Çünkü ben o köpeğe o kadar güveniyorum. Hani pitbull'lar diyorsunuz ya, onu yaparım. Pitbull ırkı dövüşler içinde kullanılıyor maalesef, yanlış yetiştirilmeden, ama sadık, doğasında saldırganlık yok. Tüm köpeklerin doğasında saldırganlık yok. Bekçilikle saldırganlığı ayrı tutmamız gerekiyor. Bekçi koruma, kendini tehdit altında hissettiği zaman bir reaksiyon göstermedir. Bu köpekleri öyle yetiştiriyorlar ki köpekler direkt saldırıyorlar. Buna da yatkın bir ırk, kuvveti, kaslı yapısı, çene gücü sayesinde, çene gücüne de değineceğim. Şu kadar kilo basıyormuş. Pitbull'ların çenesi bir ton basıyormuş. Benim hayatımda duyduğum en komik ama en inanılmış bir yalan bu arkadaşlar. Çünkü kilo ile ölçülmüyor bir kere o köpeklerin basma. PCI mıydı? PGI mıydı? Şu an tam bilgi sahibi değilim. Ondan dolayı onunla ilgili bir bilgi vermeyeyim. Ona göre basılıyor ve Kangal'ın, Doberman'ın, Alabay'ın, Labrador'un çene kuvveti bu köpekten daha yüksek. Bu algıyı bir kıralım. Ben bunu çok araştırdım. Rottweiler'ın çok daha yüksek bu köpeğin çene kuvvetinden. Önce bunu bir aşalım. Bunu bir kenara koyalım. O köpeklerin çenesi o kadar kuvvetli değil. O köpeğin çenesinin diğer köpeklerden farkı şu: kitleme. Bu köpek çenesini sıktığı zaman kolay kolay bırakmıyor. O da eğitimle mümkün. Ben kendi köpeğime bunun eğitimini verdim. Bunun eğitimi de verilebilir. Köpeğinize bas dediğinde basar, bırak dediğinde bırakacak şekilde eğitebilirsiniz. Bunu tüm köpeklerinizde yapmanız lazım. Çünkü köpekler doğaları gereği korumacı köpekler. Bu özelliklere de sahip olmalılar. Onları tamamen Amerikanlaştırmamalıyız. Amerikanlaştırmamalıdan anlatmak istediğim şey, Amerikanlar estetiğe köpekler konusunda çok anlam yüklüyorlar. Köpekleri kendi doğalarından ayırıp tamamen estetik haline getiriyorlar. Köpekler vasıflarını kaybediyorlar. Sadece dış görünüşten ibaret köpekler haline geliyorlar. Ben buna karşıyım, bunun yapılmasına karşıyım. Köpekleri o yüzden Amerikanlaştırmamalıyız. Pitbull'ların beslenmesi kolay. Yemek ayırt etmiyorlar kolay kolay, ama saf bir ırksa, yani pitbullunuzda saf bir pitbullsa narin oluyorlar maalesef ki. Alerjilere çok yakalanıyorlar. Özellikle tavuk verirseniz köpeğinize tüy hastalıklarını mutlaka gösterir. Ve tüyleri ince olduğu için, ince tüylere sahip olduğu için tüy dökme sorunu yaşamazsınız. Ama soğuk koşullara fazla dayanıklı olamayabilirler. Onun haricinde dediğim gibi çok fazla özen göstermeden bakabileceğiniz, özen göstermeden kastım, her ortama uyum sağlayabilirler. Evde besleyemezsiniz. Neden besleyemezsiniz? İnanılmaz enerjik köpekler. Bu enerjilerini de mutlaka atmak istiyorlar. Koltuklarınızı parçalayabilirler. Oyuncaklarınızı parçalayabilirler. Bunu tüm köpekler yapabilir. Enerjik köpekler yorulmadığı, enerjisini atmadığı zaman daha çok yapıyorlar.
Eğitimleri kolay. Eğitilebilir köpekler. Çünkü ben kendi köpeğimden biliyorum. Köpeğimi profesyonel bir eğitimci kesinlikle değilim. Buna rağmen köpeğimi görmenizi, tanımanızı isterdim. Şu anda maalesef bende olmadığı için size gösteremeyeceğim. Ve ben hayatımda yaklaşık 10 tane, belki daha fazla köpek beslemişimdir. Aklıma geldiğinde hala özlediğim, özlemimi hissettiğim, bazen gözlerimin dolduğu köpeğim. Bakın şu an konuşamadım. Çünkü gerçekten o duyguları tekrar hissediyorum. Köpeğim Pitbull'du. Çünkü aramızda duygusal bağ çok fazlaydı. Onu çok seviyordum. Tüm köpeklerimi çok seviyorum ama hepiniz köpek sahibisiniz veya olmaya ilgilisiniz. Bazılarıyla aranızda farklı bir bağ oluşuyor. Benim Pitbull'umla o bağ oluştu benim. O yüzden ben Pitbull beslemenizi bir sakınca görmüyorum. Doğru koşullarda beslediğiniz sürece maalesef yasaklı bir ırk. Zaten sahiplenemiyorsunuz artık. Merdiven altı üretime tabii ki karşıyız. Merdiven altı köpeklere de sahiplenmemenizi tavsiye ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum.